Herkese merhabalar, ben Damla. Hemen hemen her videomun altına piercinglerimle alakalı sorular ya da yorumlar geliyor. Ve ben de düşündüm ki kendi bildiklerimden, kendi tecrübelerimden böyle yola çıkarak ufak bir video hazırlayayım istedim. Hem de gerçekten merak ettiğiniz sorular varsa bunları da bu videoda açıklamış olurum. Eğer anlattıklarım dışında merak ettiğiniz bir şey varsa da bunu bana soru olarak bırakırsınız. Ben de onları yine cevaplamaya çalışırım. İlk olarak dil piercingi ile başlayacağım. Tam 5 yıl önce dilimi deldirdim. En klasik sorulardan biri, acıyor muyu cevaplayayım önce. Dilinizi deldirirken zerre kadar acı hissetmiyorsunuz. Çünkü zaten diliniz uyuşturuluyor. Nereye o iğnenin girip çıktığını tam olarak anlamıyorsunuz bile. Fakat her şey zaten tam dilinizi deldirdiğinizden sonraki günler başlıyor. Yaklaşık hiç abartmadan şöyle söyleyeyim. Ben 1,5 hafta boyunca sadece sıvı yiyeceklerle ve içeceklerle beslenebildim. Hiç unutmuyorum. O zamanlar hazırlıkta okuyordum ve derslerde konuşamıyordum mesela. Dilimi hep şiş hissediyordum ki gerçi zaten şişti. Gidip dondurma alıyordum kaplarda. Yani sürekli dondurma yiyordum o şişliğin inmesi için. Dilimin şişi indikten sonra da diliniz önce kabullenemiyor. Yani oraya bir cismin yerleştirildiğini. O yüzden sürekli unutup eziyorsunuz, dişinize takılıyor ve o inanılmaz acıyor zaten. 1,5 hafta yemek yiyemedikten ve sadece sıvıyla beslendikten sonra da şöyle şeyler başlıyor. Yavaş yavaş yemek yemeye başlıyorsunuz ama asla ufak taneli olanları yiyemiyorsunuz. Hep bir korkarak ısırıyorsunuz. Ya dilime ısırırsam ya da ya piercingi ısırırsam diye. Böyle bir gerçekten 1,5-2 haftalık hem fiziksel hem de gerçekten psikolojik bir şeye giriyorsunuz yani dilinizdeki o piercing yüzünden. Bir aydan sonra da artık alışmış oluyorsunuz. Ve öyle gidiyor. Yani ben 5 yıldır kullanıyorum. Bana aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlarım tarafından. Hani sıkılmadın mı artık? Niye çıkartmıyorsun? Çok sıkıldığım oluyor yani. Ne gerek var diye düşündüğüm de oluyor ama ben o bir ay boyunca o çileye katlandığım için bunu bir anlık sıkılmakla bir anda silmek istemiyorum. O yüzden de çıkartmıyorum. Hala takıyorum. Dil piercinginin bakımı ile ilgili zaten bunu delen kişi size anlatıyor. İşte tipik şeyler var. Gargara yapmanız gibi, dişlerinizi fırçalamanız ve ağız bakımınızı sürekli temiz tutmanız gibi. Bunları az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. O yüzden çok böyle derinine inmeyeceğim. Dil piercingimi Bakırköy'de Vagon diye bir salon var. Hem dövme hem piercing üzerine. Orada yaptırmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam da 70-80 lira civarında bir ücret ödemiştim. Bu arada bütün piercinglerimi orada yaptırdım ben, dudağım hariç. Bir de şöyle bir konu var ki piercingin beni peltekleştirdiği söyleniyor. Bunu benim arkadaşlarım da çok söylerdi. Gören herkes çok söylerdi ya da tanımayan biri Almanya'dan geldin mi falan diyordu, o kadar. Piercing mi peltekleştirdi beni yoksa o dönem konuşamamak ve konuşmaya çalışırken o sarf ettiğim çabalar sonucu mu böyle oldum bilmiyorum. Ama kesinlikle piercingle ilgisi olduğunu düşünüyorum ben de. Hani yapabileceğim belki de en büyük tavsiye şu olur. Ben dilimi deldirdiğimde ve dilimi deldirdiğimin o birkaç hafta sonrası süreçte gerçekten iyi kilo vermiştim. O yüzden kilo vermek istiyorsanız dilinizi deldirin çünkü yiyemeyeceksiniz yani. Ve lanet edip çıkartamayacaksınız da. Çıkartsanız da yiyemeyeceksiniz. O dil her türlü şiş olacak. O yüzden zayıflamak isteyen dilini deldirebilir. Aslında ağızdan başlamışken ağızdan devam edeyim diyorum. Maalesef çok pişman olduğum ve pişmanlığını her gördüğümde yaşadığım iki piercingim var. Ben bunları liseye giderken yaptırmıştım. Beni tanıyın videosunu izlediyseniz eğer bir dönem bir işte rockçı havalarında takıldığımı söylemiştim. O dönem yaptırdım. Yaptırdım değil. Yaptım. Kendim yaptım. Nasıl yaptığımı asla unutmayacağım. En yakın arkadaşımla beraber oturup evde yapmıştık. Çok sadistçe bir işlemdi. O yüzden bundan bahsetmeyeceğim. Sakın yapmayın zaten. Ne kadar tehlikeli olduğunu ben de sonradan öğrendim. Bu bölgeler ya da şu üst taraflar falan o benim lise dönemimde çok popülerdi. Herkes de vardı. Ben de öyle bir galeyana gelip yapmıştım yani. Şu an herhalde artık dudak piercingi takan çok kişi yok. O yüzden konu hakkında çok bir şey anlatmamıza da gerek yok. Anlatmama da gerek yok diye düşünüyorum. O bölgeden iz gitmiyor. Tek bildiğim o. Benim arkadaşım mesela burası delik, hala delik. Bir arkadaşım burası delik, hala delik. Gerçekten iz gitmiyor. O yüzden dudak piercingini seviyorsanız hepsinden önce düşünmeniz gereken şey elbet bir gün sıkılırım ve çıkartırım. Çıkartırsam da o iz beni rahatsız eder mi etmez mi sorusu olsun. Ben inanılmaz rahatsızım. Siz de böyle bir şey düşünüyorsanız ona göre yaptırın derim. Onun dışında geçiyorum yine şöyle gidelim burna. Hızma deniyor ama ben piercing olarak yaptırmıştım. Allah'tan onun izi diğerleri kadar belli değil yani şınlar kadar belli değil.
enjektör galiba, öyle bir şeyle yine burnum delindi. Halka piercing geçirildim. Çok uzun zaman o halka piercingi çıkarmadım ben. Onu da herhalde 2 yıl falan takmışımdır ama suratımdaki tek aksesuar, o tek takı oydu, öyle düşünün. Sadece halka piercingim vardı. Sonra bir gün uyurken çıktı. Ertesi gün üşendim ve takmadım. Bir ertesi gün geçti. Bir baktım kapanmış. Takmaya çalışınca da çok acıdı. Zaten burun çok acıyan bir organımız olduğu için. Bir daha takmadım. O öyle kaldı. Herhalde 25 lira 30 lira civarı bir şey tutmuştu sadece burnu deldirmek. Kulaklara geçeyim isterseniz. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Kulaktaki piercinglerden önce ben, yine bilenleriniz varsa eğer, bir dönem kulaklık tünele çok takıntılıydım. Tünel yaptırmak istiyordum ve tünel çok iğrenç bir işlem. Çok sıkıntılı bir işlem. Çok acıyan bir işlem ve kokan bir işlem, öyle söyleyeyim size. Çünkü iltihaplanıyor kulağınız. Tünel şu. Şu kulak memenizin normal küpe taktığınız yeri her bir ayda bir, bir santim, bir santim, bir santim daha büyütüyorlar. Bir işkence yöntemi gibi gerçekten. Nasıl böyle bir şeyi o dönem istedim hiç bilmiyorum ama ben o tüneli iki kulağıma da birinci aşamada yaptırdım. Yani kulağımı bildiğiniz genişlettiler, kulak deliğimi. İkinciye de gittim. Bir ay sonra ikinciyi yaptırmaya gittim. Biraz daha genişledi ve artık ortası boş gözükmeye başladı. Yani ortasında bir açıklık olduğu gözükmeye başladı. Sonra benim biraz tarzım değişmeye başladı. Gittiğim mekanlar değişmeye başladı, arkadaşlarım değişmeye başladı ve kulağımdaki aksesuarı biraz manasız bulmaya başladım. İyi ki de daha fazla büyütmemişim diyorum bu arada. Onları çıkarttım. Çok kapandı ama yine de gördüğünüz gibi biraz böyle sanki ağır küpelerde takmaktan sertmiş gibi duruyor. Asla önerdiğim iş değil. Bence tünel sadece erkeklere yakışıyor bu arada. Bir kadında olmaması gereken aksesuarlardan biri tünel. Tamam, tüneli de bitirdim. Geçiyorum kulaklardaki piercinglere. Şimdi benim kulak kıkırdağı mı deniyordu buna? Yani orada bir piercingim var ama bunun hikayesi çok acayip. Ben onu piercing olarak yaptırmadım. Kulak delme yerlerine gittim. Orayı tabancayla deldirdim. Yani deleyendeki de iyice sertmiş gerçekten. Hani kötü bir şey de olabilirdi. Nasıl oldu bilmiyorum ama ben yıllar sonra oraya piercing takmayı başardım. Yani şu an benim kulağımdaki piercing ve bir şekilde taktım. Hiç hatırlamıyorum. Bunların fiyatı da 25-30 lira. Ben o zamanlar 10 lira falan vermiştim. Benim en sevdiğim piercinglerim şuradaki piercinglerim. Yani bu piercingler hakkında ben çok soru alıyordum. Özellikle işte bunlar tekli mi? Yoksa 3 tane delik mi var orada? Nasıl yaptırdın? Nerede yaptırdın? Acıdı mı? Hepsini aynı gün mü yaptırdın? Çok fazla soru aldım ben bu piercingler için. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hepsini bir hafta arayla yaptırdım onların. Süreç boyunca üzerine yatmakta inanılmaz zorlanıyorsunuz. Çünkü biraz sızlıyor yani haliyle. Çok sızlıyorlar, biraz değil. O bir hafta sızlama dönemi bittikten sonra gidip ikinciyi yaptırdım. Bir hafta daha sızlandıktan sonra gittim üçüncüyü yaptırdım. Bu şekilde bıraktım. Planlarımda olan aslında bir iki piercing daha var ama muhtemelen işe girersem onları yaptırmayacağım. Hatta bunları da çıkartmak zorunda kalacağım, bilmiyorum. Eğer olmazsa buradan ve tam şuradaki kıkırdağın ortasından bir piercing daha düşünüyorum. Her şey dediğim gibi iş görüşmesine bağlı şu sıralar. Başka düşünüyorum. Bu arada hani şu bakımları meselesine gelirsek de dürüst olayım, öyle bakım falan yapmadım ben piercinglerime. Yani temizlemek dışında ve hani bir kulak pamuğuyla mesela iyice aralarını falan silmek dışında çok bir şey yapmadım. Ama iyileştikten sonra her ay mutlaka ben piercingleri böyle çıkartıp içlerini falan temizlerdim. Şu an pislenmiyor ya da iltihaplanmıyor. Çok uzun zaman oldu çünkü ama o dönemler mutlaka ayda bir, haftada bir, neyse artık çıkartıp temizlemeye çalışıyordum. Olabildiğince hızlı konuşmaya çalıştım. Bu videoda inşallah anlaşılmıştır her söylediğim. Dediğim gibi eğer kafanıza takılan başka sorular varsa her zaman sorabilirsiniz bunları. Yorumlara bırakabilirsiniz ve ben de cevaplarım. Umarım bu söylediklerim kafasına piercing yaptırmak olanlar için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.